Efendim şimdi dünyada enerjide yaşanan sıkıntılı süreç, iklim krizi ve yerelde ne yapılması gerektiği sorusu. Eski Enerji Bakanı ve şimdilerde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler konuğumuz. Sorularımız olacak kendisine. Sayın Güler öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Şimdi belediyecilik denilince akla ilk gelen yoldur, sudur, asfalttır ama hali hazırda bir iklim krizinden bahsediyoruz. Evet. Tabii iklim krizine alınan önlemler de çok önemli. Ordu bu süreçte ne yapıyor? Yani ek olarak diğer belediyeleri, diğer şehirleri oranla ne yapıyor? Valla biz bunları düşünerek, daha evvelden de ben çalıştığım yerlerde, kurumlarda risk komitesi başkanlıkları yaptım. Dolayısıyla dünyanın içinde bulunacağı riskleri de hesap ederek biz farklı bir belediyecilik tatbik etmeye başladık. Bunun içinde tarım var, bunun içinde gıda güvenliği var, turizm var vesaire. Bunlarla beraber zaten yolu, suyu, bunlar zaten belediyecilik faaliyet olarak yapıyoruz. Bunun dışında da bu riskleri de düşünerek enerji krizi dahil olmak üzere iklim değişikliklerini göz önüne alarak bir takım çalışmaları başlattık. Ve bunu pandemiden de önce başlattık. Dolayısıyla bu öngörünün bize çok büyük avantajları oldu. Çünkü bu enerji kriziyle birlikte gıda krizi tetikleniyor, su krizi peşinden geliyor. Bunları da göz önüne alarak Ordu gibi avantajları olan bir yerde, çünkü Karadeniz bölgesinin çok önemli avantajları var. Bunlardan bir tanesi aşağı yukarı aşağıdan, güneyden bir 250 kilometrelik bir bant kuzeye doğru yaklaşıyor ve ısınma 3-4 derece artmış durumda. Bu bütün dengeleri değiştirebilecek şekilde gözüküyor. Bu yağış düzenini, canlıların yaşam paternini değiştirebiliyor ve balıkları etkileyebiliyor. Bunlar da göz önüne alarak bir paket çalışma yaptık. Zaten Cumhurbaşkanımız da beni buraya gönderirken havza yaklaşımıyla çalışmalarını yap demişti. Sadece Ordu değil, çevreyi de düşünerek bir çalışma başlattık. Ve bunun da isabetini uygulamada görüyoruz. Çünkü doğal tarıma ağırlık verdik. Bununla ilgili hayvancılığı tetikliyoruz. Bu aynı zamanda suyla ilgili yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla zaten çok güzel olan, doğal zenginlikleri olan bölge şu anda ideal yaşanılabilir ortamlardan biri haline geldi. Belediyecilik faaliyetleri bir paket halinde yeni bir dönemi birlikte yaşayacağız. Peki şimdi siz aslında doğal güzelliklerden evet. bahsettiniz. Ordu hepimizin bildiği üzere fındığıyla meşhur bir şehir. Evet. Ama aynı zamanda son zamanlarda turizm için de ataklı. Evet. O konuda bir yenildiğiniz, o konuda çalışmalarınız ne? Vallahi şöyle söyleyeyim, yaylaları, kanyonları, şelaleleri ile çok farklı bir yer. En büyük avantajı da doğal güzelliklerinin, zenginliklerinin bozulmamış olması. Bu çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla şimdi orada yaptığımız çalışmalarla 155 destinasyon noktası seçtik. Ordu'nun içinde yaylalarıyla, kanyonlarıyla, bir şelaleler şehri. Dolayısıyla yemyeşil bir yer. Hava kirliliği yok. Çevre kirliliği zaten bozulmadığı için gayet zengin bir yer. Dolayısıyla turizmi tetikledik ve oteller yaptık. Bununla ilgili yolları ulaşım için bunları sağladık. Şirket kurduk ve Çambaşı Yaylası, mesela denize en yakın dünyadaki yaylalardan bir tanesi. Havaalanında hemen denizin içinde zaten havaalanımız var. Evet. Çok ilginç. Oradan Ordu'ya geliyorsunuz. Yaylalarıyla, bungalov evleriyle iyi bir merkez oldu. Tıpkı Avusturya'nın Innsbruck gibi bir kayak merkezi haline geliyor. İşin ilginç tarafı orada da 14 bin Ordulu var. Yani ve burası diğer yaylaları var. Keyfalan Yaylası var. Ericek Yaylası var. Bunun ismini duyacaksınız. Perşembe Yaylası diye bahsettiğimiz Akkuş'ta bir yayla var. Tamamen menderesleriyle tanınmış. Dünya harikası bir yer. Tatlı su midyeleri var dağın başında. Yani çok ilginç bir yer. Mesela bir ağaç var. Yıkılmış 14 tane ayrı ağaç çıkmış yıkılan ağaçtan. Yıkılan. Öyle bereketli bir yer. Kısacası görülmeye, gezilmeye değer bir yer. Şimdi onun tanıtımına ağırlık veriyoruz. Bunu gıdayla birleştiriyoruz. Gastronomi ağırlıklı bir merkez haline getiriyoruz ki gelen kişiler aynı zamanda sağlıklı yaşamı da
orada bulabilsinler. Dolayısıyla ilginç bir alan. Denizde barışma durumu oldu. Karadeniz'de olmasına rağmen denizi yeterince kullanılmıyordu. Tekneleriyle gençler şu anda yelkenlileriyle gidiyor ve üstelik bu tekneleri kendimiz imal ediyoruz bir yandan. Hem tarım, hem turizm, hem doğa güzellikleri, tabii turizmin vazgeçilmez unsurları oluyor. Bozulmamış da güzellikleri olduğu için de burası şimdi yeni ilgi çekici alanlardan biri olarak çok öne çıkacak Yasonburnu ile birlikte. Peki şimdi sizlerin yazılım ve kodlama kursları da var. Evet. O kurslarda ne gibi çalışmalar yapılıyor? Vallahi bizim insan kaynakları olarak da Karadeniz'in biliyorsunuz becerikliliğini, gençlerini, yani yatkınlar matematiğe ve temel bilimlere. Onları ben program yazılımcılığına yönlendim. Kodlama programlarını uyguladık. Ve kendi yazılımlarımızı gerçekleştirdik. Bunların bir tanesi somut bir ürüne ulaştı. Bir su sayacı yaptık. Yüklemeli, coğrafi bilgi sistemleri de üzerinde olmak üzere. Bunu şu anda pazarlıyoruz, satıyoruz. İyi de alıcıları var. Ürüne dönüştürdük. Bütün dünyadaki belediyelerin, Türkiye'deki dahil olmak üzere hepsinin altyapı ICOME diye bahsedilen koordinasyon merkezini kullanacakları programları yazdık. Program yazıcılığı gayet iyi. Bir de çocuklar çok becerikliler. Yani bizim Aybas dediğimiz dağ şeyde, yani dağlık bir bölgedeki meşhur şeyde roket çalışmaları yapan gençler var. Yani böyle yani yetenekleri aynı zamanda yazılımla birleştirerek güzel çalışmalar ortaya çıktı. Hem bu işsizlik açısından önemli hem de dünyada da bu şekilde. Biliyorsunuz Amerika'da bile bazı binaların yönetimi Hindistan'dan yapılıyor. Yani yazılımla, bilişim sektörüyle. Bunlara da ağırlık verdik. Dolayısıyla aynı zamanda bu doğal güzelliklerle birlikte gençlerimizin yeteneklerini de burada değerlendiriyoruz. Aynı zamanda gelecekte de aynı zamanda gelecekte. Tabii meslek edinmiş oluyorlar. Evet. Bu işsizlik için de önemli. Tabii bütün ürettiğimiz doğal ürünleri aynı zamanda e-ticaretle satıyorlar. Yani bunlarla ilgili davet merkezi diye bir merkez yaptık. Yani adres olarak orayı gösteriyorlar. Hiçbir ofis kirası vermeden, vergi vermeden onlara bir adres olarak da veriyoruz. Kendi danışmanlıklarımızı onlara sunuyoruz. Fizibilite yapılışını. Ve proje liderleri yetiştirdik. Biraz önce bu bahsettiğim bütün bu çalışmalar içinde en önemli şeylerden proje liderleri. Bunlar futbolda direkt kale oynuyorlar. Yan pas yok. Gol atmıyor. Direkt sonuç alan, direkt projeleri yürüten arkadaşlar. Bunlarla tarımda, turizmde, teknolojide bunları birlikte yürütüyoruz. Dolayısıyla çok süratli sonuç alan bir yapı ortaya çıkmış oldu. Efendim şimdi siz eskiden Enerji Bakanlığı da yaptınız. Evet. Bu süre tabii şu anda hali hazırda yaşadığımız, biz yaşamıyoruz bu süreci ama Avrupa'da evet, çok ciddi anlamda etkileri hissediliyor, bir enerji krizi var. Evet maalesef. Siz Ordu'da hem tabii ki bu dünyadaki enerji kriziyle evet, ilgili aktarmak istediğiniz evet, bir şey varsa hem de Ordu'da enerji kriziyle ilgili nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Valla benim hem belediyeciğim hem enerji işi İGDAŞ'ta. Cumhurbaşkanımızla birlikte 94'te başta ben İGDAŞ'ın da başındaydım. Dolayısıyla bu enerji sektörü ve diğer belediyecilik çalışmaları yapınca peşinden bakan olduğumda da en uzun dönem Enerji Bakanlığı'nı yaptık. Hem suyun hem doğal kaynakların kullanımını sağladık. Onun yasalarını çıkardım. O bizim dönemde çıktı onlar. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği gibi. Onların neticesinde orada da bu avantajdan faydalanalım istedik. Rüzgar enerjisiyle başladık. Akkuş'ta rüzgar türbinleri kuruldu. Şimdi belediyenin de ayrıca şirketleriyle kendi enerjimizi üreten bir sistemi oluşturuyoruz. 15 gün sonra da aşağı yukarı bir 20-25 megawattlık bir şeyin ilave ihalesine çıkacağız. Peşinden de bir 30'luk var. Bu arada çöpten elektrik elde ediyoruz. Vahşi çöpler klasifiye edildi. Ve ondan şu anda biz elektrik elde ediyoruz. Tertemiz enerji. Aynı zamanda OSKİ diye sular idaresinin akan suyundan bile elektrik elde ediyor. Mini türbinler koyduk. Akan su, taşınan sudan bile elektrik elde ediyoruz. Tabii fındık kabukları üzerine çalışmalarımız var. Fındığın büyük bir atığı var. Onları hem aktif karbona çeviriyoruz, kimyasal bir ürün, hem de enerji üretim çalışmaları var. Zaten daha evvelden barajlar yapmıştık zamanında. Onlar aynı zamanda su krizinde önleyebilecek birer rezervuar aynı zamanda, su deposu. Dolayısıyla bu çalışmaları hepsini bir bütün halinde yürütüyoruz açıkçası. Hem de temiz enerji bunlar. Peki vatandaşların kendilerinin yapabilecekleri bir öneriniz var mı acaba? Tabii ki. Yani şimdi zaten en önemli şey bu aradaki zihinsel dönüşümü sağlıyoruz. Yani Ordu klasik belediyecinin dışında ki biz zaten yolları en iyi şekilde 1300 kilometre yolu açtık.
1000 kilometrenin üzerinde su hatlarını yaptık. Çöpleri zaten enerjiye çeviriyoruz. Zaten belediyeciliğin işleri fazlasıyla yapılıyor. Vatandaşlarımız için şunu yaptık. Tabii bunun halka mal edilmesi lazım çalışmaların. Onun için önce bir hedef koyduk. Düşünen ordu, üreten ordu, yarışan ordu diye. Bu tuttu. Hem düşünerek proje üretiyorlar, hem üretime ağırlık veriyor, hem de bir rekabet ortamı çıktı. Bir de tabii turizmin, biliyorsunuz Karadeniz'de 3 ay gibi bir deniz süresi var. Haziran, Temmuz, Ağustos. Bu da fındıkla aşağı yukarı eşdeğer zaman. Halbuki ordu kışın da güzel. Şimdi turizme atağa başladığımız için 12 ay ordu deyince esnaflar kışın da dükkanlarını, mağazalarını açmaya başladılar. Halk üretim yapıyor. Dolayısıyla burada topyekun bir üretim amaçlı yeni bir fındığın dışında yeni alternatifleri de ortaya koymuş oluyoruz. Dolayısıyla burada doğduğu yerde doyan bir şehir durumdayız. Biliyorsunuz Ordu İstanbul'da ikinci nüfus. Hatta bugün o vesileyle şunu da söyleyeyim kanalımız vasıtasıyla. Ordu günleri İstanbul'da bugün başlıyor saat 14'te. Aynı zamanda bütün değerli seyircileri oraya da davet ediyoruz. Çok, çok teşekkürler. Sağ olun Sayın Güler. Efendim eski Enerji Bakanı ve şimdilerde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'le özel bir röportaj gerçekleştirdik. Gündem Haber Kuşağı'na devam ediyoruz.